Trabzon Anlık'tan hepinize merhabalar. Bugünkü sorumuz gündemimizden yola çıkarak sizce idam getirilmeli mi? Tabii götürülmeli. PKK'ya idam götürülmeli. Görmüyor musunuz şerefsizler ne yaptılar İstanbul'da? Ama idamı da götürmek için Tayyip'in elinde yani. Bir imza attı mı tamamdır. Halka diye şey yapalım. Halkla ne ilgisi var? Senin imza attı mı her şey biter. Senin elinde her şey. Getirilmeli. Hak edene idam edecekler. Hak ediyor çünkü bu caydırıcı cezalar yok. İdam olursa önüne geçilebilir. Başka türlü geçilmez. Yani gerekli yasalarca evet. Yani gerekli durumlarda diyelim. Örneğin kadına şiddetin fazla arttığı dönemlerde bu gibi yasalar kesinlikle getirilmedi ki herhangi bir taciz veyahut da tecavüz durumunda kısa cezalar alarak insanlar bir nevi cezalandırılıyor. Ama şu şekilde düşünüyorum ki gerekirse terör örgütü olaylarında veyahut da başka yine aynı şekilde taciz gibi olaylarda kesinlikle getirilmeli. Yani o terörist şeyini kastediyorsanız tabii ki. Tabii ki. İsterim yani. Yani burada her yani referandumda sunulsa evet oyunu veririm yani. Neden olmasın ki? Hani o masum insanların ne günahı vardı ki? Yani mesela akşam vallahi televizyonu seyrettim ağladım. Mesela 7 aylık bebek yetim öksüz kaldı. Yani dünyada idam konusu bayağı tartışılan bir konu. Şu anda uygulayan ülkeler az. Demokrasi açısından idamın pek doğru olmadığı kanısındayım. İş yani idama varmadan insanların İdam suçu işleyecek duruma getirilmemeleri en doğru iş olsa gerek. Bu da eğitimli olur. Elbette. Geç kalınmış bir hadise. Neden? Yani bu ülke, bu ülkenin coğrafyasına bakarak idam şart. Avrupa'da değiliz. Yani coğrafyamız Avrupa'da değil. Avrupa'daki hukuku burada uygularsanız sonuç böyle olur. Yani idam cezasının ceza olarak etik olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çünkü insan herhangi bir suçu işlemiş olsa da bunun bedelini yine hukukun belirleyeceği hayatına kastedilmeyerek hukukun belirlediği etik kurallar çerçevesinde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir insana kumpas kurulabilir, yanlış bir iddia atılabilir. Zamanında bir insan mesela bir suçla yargılanırken sonrasından yıllar sonrasında masum olduğu ortaya çıkabilir. Bu cezası belki anayasaya göre idam cezası olabilir, başka bir şey olabilir. Yani idam cezası verilerek bir insanın hayatına kastedilirse yanlış yapıldığında geri dönülemez bir noktaya varılmış olur. Ve bu hiçbir şekilde etik olmaz. Avrupa'da veya dünyanın çoğu yerlerinde, gelişmiş ülkelerinde idam cezasına yer verilmiyor. Çünkü doğru değil. Genellikle Orta Asya'da ve Orta Doğu ülkelerinde idama yer veriliyor. Ben böyle düşünüyorum.